Merhaba arkadaşlar. Bugün çok pratik ve tadı da çok nefis olan bir kek yapacağım. Hemen yapımına başlıyorum. Bunun için iki tane yumurta kullanıyorum ama ben yumurtalarımı önceden kırdım. Bir tanesinde iki tane çıktı. İki tane yumurta olarak sayıyorum ve iki yumurtamı kabıma alıyorum. Yarım su bardağı toz şeker. Şekeri kendi ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yarım bardak yeterli geliyor. Öncelikle yumurtayla şekeri mikserle birkaç dakika çırpacağım. Evet, mikserle 1-2 dakika çırptıktan sonra şimdi içerisine 1 su bardağı yoğurt, onu ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ. Öncelikle bunları şöyle güzel bir karıştırıyorum. Sonra içerisine kabartma tozu 1 paket, 1 paket vanilya, 1 tane portakalın kabuğunu rendelemiştim, onu ekliyorum. Mikserle çok az olacak şekilde çırpacağım. Yeter. Şimdi içerisine kuru üzüm bir kase. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Kuru üzüm çok güzel oluyor. Bir kase ceviz. Ve içerisine bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Tekrardan güzel bir şekilde karıştırıp bunu da ekleyeceğim. Şimdi kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Arkadaşlar, kekimizin hamuru bu şekilde olacak. Çok fazla sıvı bir hamur değil. Şimdi önceden yağlamış olduğum kek kalıbıma kekin harcını döküyorum. Önce
ısıttığım 180 derecedeki fırınıma kekimi veriyorum. Arkadaşlar, kekim yaklaşık 1 saatte pişti. Şimdi bir tabak yardımı ile kekimi çevireceğim. İnanılmaz güzel bir koku var evin içinde. Hiçbir yapışma derdi de olmuyor. Gerçekten nefis oldu. Görünüyorsa hala dumanları üzerinde. Nefis bir kek oldu. Şimdi sunum için servisimi hazırlayacağım. Kekim hala sıcak. Şöyle bir dilim kesip içini göstermek istiyorum. Arkadaşlar, kekim mükemmel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Afiyet olsun.